Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de azar tapıp Medine'ye hicret kılıyetkenleri de Mekke'ni teşleb Medine'ye kalıp yur alıp bir takka çıkanları da arkalarına karadılar. Mekke bütünleyi korunup durardı. Ey İbrahim aleyhisselam dua kıyan şehir, 76'da peygamber utgan şehir, ey kindi kanım tökülgen şehir, Kur'an ayetleri ilk bar nazil bugün şehir, ey Hane-i Kabe caylaşken şehir, seni yine kuruşluk Allah Ta'ala igem nasip etsin vatanım. Vatanını sevmak imandan durdup kuzlarına yaş geldi. Çünkü her kendi insanını hem dünyada vatanı bulsun, vatanına mehir muhabbeti bulsun. Vatan secdegahdik mukaddes caydır. Tahta yığılıp uttu Babır vatan mehri bilen. Bir katta memleketi şahı bugün, şah bugün zat, ah vatanındı, tahtı ultırıp yığladı. Kim ki vatanını sevmez iken, vatanını kadrini bilmez iken, o adam mı? Adam zat, hamisha qayerda bo'lmasin sajdagohini vatanini qadrlab vataniga mehr muhabbatda bo'lish kerak. Xoinlar, vatan furushlar bu his tuyg'uni hech qachon sezmaydilar. Turkiyada Demir Qoya degan joy bor. Bu demir qoyani rivoyati shundayki, bir demir degan qaroqchi o'tgan. Odamlarni, karvonlarni yo'lini to'sib, tunab narsalarini olib, o'zlarini o'ldirib, yo'q qo'yib yuborib, qaroqchilik bilan shug'ullangan inson bir kuni bir avliyo bor karvonni yo'lini to'sdi. Yo'lini to'sib tunayotganda avliyo yerdayib turgan qaroqchilar boshlig'i demirga qarab, "Eh holingga attang. Sen bechorani holingga voy. Seni otang dunyoga ota-onang shu uchun keltirganmidi? Yaratgan Allohing seni bandalarini yo'lini to'sib, so'ngra o'lgandan so'ng jahannamda yonish uchun yaratganmidi?" Avliyoni bu so'zlari demirga juda qattiq ta'sir qildi. Qalbiga hidoyat kira boshladi. Avliyoni oyog'iga yiqildi. "Pirim, meni kechirarmikin Alloh? Men juda ko'p gunohlarni qilganman-ku. Mani orqaga yo'l yo'q-ku. Alloh G'afurur Rahim. Kechirguvchi, rahimdil zotdir. Lekin tavba qilmoqligini bilish kerak. Gunoh qanchalik katta bo'lmasin, shunchalik katta savob ish qilish kerak. Alloh kechiradi. Men qayerdan bilaman Alloh kechirishini?
Kaysi bilgi menge bildiredi ki Allah keçirgenligini yu men yine muhabbet bilen taat ibadet kılışlıyım. Men men o kuçetini, nihalini mene şu cöyge ikkin. Savab işlerini kıla başlayın. Şu kuçet kukarigende Allah seni günahlarını keçirgenligini bilgisi boladı. Demir bütün umergen, tartvagen malı dünyasıya ravah kurdu. Mehmanhane, yulge, uşa kervanla ötedigen cayge. Ve her günü taamlar kılıp, ötgen kervanlarını fi sebilillah taamlantırıp, ravahı da dem aldırıp, üç gün mehman boladı mı, beş gün mü, hemesini hizmetini uzu kılardı. Her zaman halge karardı kokarmazdı. Bir yıl öttü, iki yıl öttü, mihmallar kilip konup keti yaptı, dua kılışı yaptı. Hizmetlerini kılı yaptı, lekigin koçet kokarma yaptı. Bir günü bir suvari şaşırınç keti yetken de tohta mesleğini bildi de demir tohta bu yerden hiç kim bir nasip gitmegen aziz mihmanım bugün. Yolumu tosma şaşılıp durup ben. Can birader yerin hemen, otun hemen. Tuhta otkin. Vaktim yok. Kaç yoldan. Hiç bulmasa bir piyale su bereyi içi otip gitkin. Hiç kimini şöyden kuruk kaytarmayayım ben de Allah'a niyet kıyam ben. Vada bergen ben. Hey. Kaç yoldan bu mesela ben egilip durayı yelkemge ayağını koyup durup attan düşmesen yemişi bir piyale suyumu içken digende atlık şaşırınç cahli çıkıp bir kamçı urdu demirinin yüzüge. Demirini avvalgi gazabı kaytken deyip olup atlık yeni yolda ketiyetken idi bari yakşılığını bilmegendim. Hancarını alıp attı. Hancar suvarını arkasına sençilip attan yıkıldı. Demir afsuzlanıp tepesine gelgende ağzından kan gelip beni Allah cezaladı. Can verdi. Demir afsuz nedamet bilen ölgenini yüzüge karagende yanıdan bir kağaz düştü. Kağazını alıp açsa vatanını kaysı cayı nazikrak, kaysı cayı küşlik, şerait kanaka hammasının haritası kılınıp uzge başka memleket şahıge pul üçün vatanını satıp vatanını sırlarını düşmeler kaysı caydan asan kiriş yollarını çizgen kağaz iken oşa kağazını düşmen tamangı apkit yetken iken nagah koçetke demir kuzu tüse koçet yaprağlar atıp kukarıp osup çıkıyetkendi. Ya Allah'ım, minglab minglab musafirlarga aqat berdim, xizmatlarin qildim. Ko'chat ko'karmadi. Bitta vatan xoinini o'ldiruvdim. Ko'chatlar ko'kardi. Alloh yomonlar vatan hainleri şünçelik ablak buladı mı? Bularga şünçelik gazap kılasam Allah'ım. Çünkü düşman bastırıp kırsa ballarını eğidi mi? Kariyelerini eğidi mi? Kim ne eğidi? Kırgın kıladı. Katılı an kıladı. Harlaydı. Öldüredi. Talan kıladı. O namert hainini uşa zeminde ata anası
Bova bova kalanlarının kabirleri ve şu vatan mekan bergen cayge hıyanet kılgen insanını gezendeni ölümden öldürgen insanı Allah evvelin ahirin günahlarını mağfiret kıldı. Vatan, ya Rabbi, öle ölgünce vatenge sadık kıyın. Vatenden cüda kımayın. Özgelerge hizmet eyleb, özge yurt kılsen havas, hiç kaçan özgeler sana oğlum demez. Begana sen. Uzingni yurtingda gadosanmi? G'aribsanmi? Avvalo vatanidagi odam g'arib bo'lmaydi. Gado bo'lsa ham sulton deb yuradi o'zini vatani. Lekin o'zga yurtlarda shoh bo'lasanmi, kim bo'lasanmi? Vatanidan qochgan, vatanini sotgan xoin degan narsa abadul abadga peshanangga muhrlanib qoladi. Ya Rabbi, vatandan qilma judo. O'zbekistondir vatanim, o'zgasi darkor emas. Qala Rasulullah sallallohu alayhi vasallam ad-du'a mukhul ibada. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aittiler. Dua ibadetin en şirin mağzı cayı, ilik cayıdır. Ana şu dua bilen yaşnimiz, yeyliğimiz, maksat, murat hasıl. Ya Rabbim, vatanımızga tinchlik xotirjamlikni ato qil. Qalblarimizga iymon nurini hidoyat aylagin. Tan jonimizni sog'-salomat qilgin. Mana shu uchta Allohning buyuk ne'mati hamisha qalbimizda, doimo duolarimizda bo'lsin. Bir betob yotgan kasalli oldiga payg'ambarimiz kirdilar sahobani. Nihoyatda og'ir yotgandi. Shu yotishingda Allohdan nimani so'rayapsan? Alloh tezroq jonimni olgin, men shu kasaldan qutulay deyapman. Yo'q, hech qachon o'lim so'rama. Allohdan hamisha salomatlikni so'ra. Qalbinga iymon so'ra, taningga sihat salomatlikni so'ra, yashab turgan hayotingga tinchlikni so'ra. Mana shu duoni doimo takror aytib turgin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Ey Rabbimiz, bergin bizge mana şu dünyada yaxşı hayattı. Yaxşı hayat, avvala insanlarda hulq adab mükemmel buluş için din, diyanet, iman. Tanımızı sağ kıgın, tan sağlığı için haram lukmelerden, haram yollardan, haram işlerden vazgeçmalıq. Hayatımızı tinç kıyın. Hayat tinç buluşluğu için insan birbirini yakşı buluş gerek. Birbirine muhabbetlik, mihirlik buluş gerek yakşılar. Birbirimize hakkımızda dualar kılışımız gerek hemişe. İlimlik buluşumuz gerek. Hayat yakşı buluş için ilim çukurlarını, fen, din ilimlerini egelleşmemiz gerek.
ve fil ahireti hasene. Ey Rabbimiz, ahirimizni ham yaxshi qilgin. Yoshligida aziz qilib qariganda xor qilib qo'ymagin Allohim. Ahirimizni xayrli qilgin. Avvaling xor bo'lsa bo'lsin, oxiring xor bo'lmasin. Yoshlik hamma narsani ko'taradi, xizmatni, xorlikni, mehnatni, lekin qarilik buni ko'tara olmaydi. Qariganda aziz qilgin. Alloh oxirimizni yaxshi qilgin. Farzandlar qo'ya turing, bir a'zo ikkinchi a'zolarimizga muhtoj qilmagin. Ketar paytda La ilahe illallah kelimesini tilimizge yu dilimizge caqiyin. İmanımızı hamraqiyin. Müslüman bulup tuğuldik. Müslüman bulup yaşar. Müslüman bulup geçişliğine nasip etkin Allah'ım. Ve qina azaben nar. Dovzax azabini saxlagin. Yani dozakiler kıladigan işlerini kıldırıp koyma Allah'ım. Akbeder bubkamilik. Vatan haini bubkamilik. Oru müttehem kallablardan bubkamilik. İzgu amellerini, savab işlerini kılıp el yurtten dua, ata anadan dua. Ve hemişe birbirimizi haklarımızga. G'ibat ig'volar o'rniga yaxshi duolarni qilib yurishlikni Alloh barchamizga nasib etsin. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, bir mu'min musulmon ikkinchi mu'min musulmonni haqqiga duo qilsa, o'sha duo tez mustajob bo'ladi. Çünkü biraderine tali baxt soruyorken, biraderine sıxas salametliğini soruyorken, biraderine balalarını baxtı saadetini soruyorken insanga Allah bir perişteni vekil koyarken ki o perişte senge hem Allah şunu bilsin, seni hem Allah tanini sağsın, seni hem Allah baxtli saadetli kısın deyip, Perişte o dua kılıyetken insanına hakkıya dua kılarken. Yine sarıvara alamet yaptılar. Bir adam, bir ikinci adamın gıybetini kılıyetken de ortada üçüncü adam, birader, gıybet kımayın. Tuhdetin gıybet dediyse, o şey gıybeti tuhdetken insanına Allah Ta'ala'ya peyzu bereke, kesmi karıda bereke hayatını uzak ten canını selamet kılarken karen azizler yakşilik yakşilik insan berçe maksatıge izgulik bilen yetişedik o izgulik mihirlik buleylik birbirimizge hemişe yakşilik niyetini yakşı dualar kılaylık. Dünyanı neme üşeptiredi ya Resulallah tıp sahabeler sorarken de dünyanı mihir mürüvvet üşeptiredi yani geller. Dünyada mihir mürüvvet var iken ki dünya var. Azizler birbirimizge mihirlik mürüvvetli bulilik baxt tali saadetli busun. Allah'ım ortamızdan mir akıbetti güzelmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz muteber ayollar. Ayollar digende birinci navbette hammamız onalarımız ko'z oldimizda namoyon. Ayol deganimizda umr yo'ldoshimiz, bolalarimiz onasi ko'z oldimizda namoyon.
Ayal diganimizde singillerimiz, opalarımız, şirin şeker kızlarımız namayan bo'ladi. Bazı bir kalta fahm insanlar ayallar diganda ayallik iffatini yo'qotgan, umuman insoniylik iffatini, ibo hayosini yo'qotganlarni ko'z oldiga keltiradi. Chunki ularni o'zi ham shu toifa insonlar. Ayol zoti aziz deganda birinchi navbatda ona jonlarimiz. Hayot mamot o'rtasida bizni tug'gan bir parcha etligimizdan bag'rida mehr muhabbat ko'rsatib katta qilgan onalarimiz. Yugurganimizda yugurgan, yig'laganimizda yig'lagan, kulganimizda kulgan, birinchi so'zlarni o'rgatgan onajonimizni eslashimiz kerak ayol zotini aziz ulug' deganimizda. Otajon nima xizmatlar bor? Otajon nima qilay deydigan navqiron yigit o'g'illarimizni bizga tug'ib boqib katta qilib bergan umr yo'ldoshlarimiz. Ko'chadan kirganimizda darrov so'raydigan birinchi so'zimiz, ko'zimizga ayolimiz ko'rinmasa onang qani? O'sha umr yo'ldoshimizni ko'rganimizdan keyin ko'nglimiz tinchiydi. Ayollar to'g'risida muborak hadislar juda ko'p. Ayniqsa mu'mina ayollar. Qiynalib bola tuqqan ayol. 40 marta hajga borganini savobini toparkan. Uxlamasdan kechasi bolasiga qaragan ayol toat ibodatni savobini topadi. Bolasi kasal bo'lib xastalanganda bolasini ustida girdi kapalak bo'lib bolasiga mehr ko'rsatib sog'aytirgan onaga bir yillik toat ibodat shuning ichida roza. Bir yillik taat ibadetini beradi degan ekanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yerini kimini yuvgan ayalli Allah bütün günahlarını mağfiret kıladi degan ekanlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Üyünü şüpriyatıp, havlını üyelerini şüpriyatıp, La ilahe illallah deyip şüpürgen ayal, Hane-i Kabe'ni tavaf kılıyetken deyip savabki ege boledi degan ekanlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ana şunday ayalını ottan, sudan, yomon ko'zlardan er himoya qilish kerak. Xonadonini savobga, barakotlarga to'ldirayotgan umr yo'ldoshini yomon ko'zlardan, xiyonatli ko'zlardan asrashi kerak. Ba'zilar rashk yo'q narsa deydi. Rashk bu sevgini alangasi. Oriyat, hamiyat jamlangan kuchlik alangadir. Bu alangasi yo'q kulu. Chug'anmas kul bo'lib qolgan inson bo'ladi. Rashki yo'q, hamiyati yo'q inson. Mana vatan deymiz. Vatanda tug'ilib yashaymiz. Vatanda ota-onamiz, vatanda bolalarimiz, orimiz, vijdonimiz bo'lgan ayollarimiz yashaydi. Vatan himoyasi degani
ata anamız, bala çakamız, mübarek zeminimiz, ar namusumuz bugün vefalik ayarlarımız himayesi. Bir padişah bir memleketti, ikide memleketti kuzdu tutuptu basvalışta. İkide casus tayyarlattı. Sen bana falan memleketke barıp bir iki yıl mı, üç yıl mı, kalesem mi, organ şeraitlerine. Şunu bilgi, ayarlarına kanaka muamelede ular. Eğer kulinden kize üylem ve lhurem, zina işlerini hem kılı urgin, menge uşa halkını, piyel hulkını düşünüşüm gerek. Senge hem kuttu şu vazife. Deb ikavini ikide memleketke cönetti. Biri bargen memlekette açın saçın adamlar erkekleri meyhanede hemmeden ala içkilik büzükçilik sadakat vefa digen nerseni aileler arasında kurgeni yok. O ziyem buzuk işlerini bir melal kılıvurdu bıra haydi geni yok. İkinci memleketke bargen adam şünçelik bir cayge çüşüp kaldı ki nahayette erkeklere ayarlarına hamiyeti belen. Begane erkek umumen ayarlarını aldı ki baral mıydı? Ayal erkekleri hizmet, mihnette ve aile terbiyesi de sadakatli küşlük. İki yıl, üç yıl yürgen basayan bir anda eyal bilen sözleşenmedi, gepleşenmedi. İlk geleceğiz, kayıtıp gidenden ki şah soradı. Hoş, sen bargen cahide kanakayken şarait. Eyallerini hiç hem koralmadım, aldılar ki yakın baralmadım. Rantı bir gün ayalge gafleşemen isem ya akesi ya ukesi ya yeri buladı aldıge yakillettirmiydi. Toru kigen adamını üylerge kirgizi uğruşmazken ve hiç nerseni açın saçın tukun koyuşmazken nahayette vatanige ayalige ailesige sadakati güçlüyken. Sen bargen yurtçı. Bir melal ayarlar bilen işi yok. Meyhaneden çıkış mıydı? Bekarçı. Hemmesi iş hahlaş mıydı? İşler şimdiyen bir tane işler yem yok. Bir pervaçilik. Bir melal 5-6'da ayarlar bilen oynaş kıldım, başa kıldım dedi. Rantası sen ne mekli yapsan digen yem yok. Üylerge bir melal kırıp çıkıyor orada. Şahitti. Avvalgi casge karab, sen bargen cayını biz alalmıyımız. Ayalını kızgangen bir karıcı yerineyen bir miydi? Çünkü o yerde ağrı namısı var. Ağrı namısını kattık himaye kıladı ağrıyatı var erkekler. İkinci casge karab etti. Lekin sen bargen cayda ağrıyat yokken. Ariyeti yoklar, hatınını reş kımegeller, hamiyeti yoklar, vatanını yem himaye kılal mıydı? Pülge mal dünyaya satar uğradı, ana ötke hücumge uçsak bir hamlede alemizdi. Muhterem az biraderler, ayarlarımızını yaman kuzlardan sahlilik digende uzizziyem niyetizi Braun'u ayalige nisbeten doğru kılayım. Kadımda Bukhara'yı şehri azımda havuzlarge sular arıqlardan akıp havuzge tolgen meşkapçılar havuzdan meşke su alıp hanedanlarını hum idişlerge su saklanadigan idişlerge kuyup kuyup pülünü alıp geçiş uğurgen. Bir zargarı hanedanıge 10 yıldan beri meşkapçı su ap gelip kuyarken de pülünü alıp
indemi hatını yüzge kalemi çıkıp giderken. İttifaka bir günü meşkapçı suyunu koyup diye tikilip dururuptu. Hatın hem pülünü abarıp kolüge belgisi kipti. Pülünü alıp meşkapçını kolüge verse meşkapçı zergarlı hatının kolunu de üşer sıkıp koyup da kink etipti. Ayal bu haletten cüde kattık tacıblanıp çüngen ayarlıken erik egenden kiyin hocam bugün kimni hatını ge koyunuz gitti bugün neme kılık kıldız doğrusu neydi 10 yıldan beri üyümüzge su apkeledigen meşkapçı beni yüzümge bir an martta karamazdan su koyup çıkıp getirdi bugün yüzümge tikilip durdu pul veriyorsam kolumu sıktı bilegimden zergar dağıt duvardı. Ben hemişe öz kasbımla halal icra ederdim. Bugün bir ayalını bilerzik oladigan ayalı bileyiki kuzum çüşüp alıp niyetim buzulup kelin uzum takıp koyamendip bilerzik nüşep bile giden Mekke'm üşüdüm. Huda kaytarıttı da. Bıra onu ayalıge kuz olaytırma. Sen birovni ayoliga niyatingni buzsang, senikiga yuztasi niyatini buzadi. O'zingni qanchalik er bilib yursang, boshqani ham sher bil. Insonni hamma qiliqlari ko'chada yurganda o'ziga qaytishligini esidan chiqazmasin. Bir erkek men ayollar to'g'risida ma'ruza qilsam nimacha shu ayollarni gapiraverasiz ayol degani bir chochi uzun aqli kaltada deb ayolini mensimasdi yo rabbi nima bo'ldi-yu mana necha yildan beri betob bo'lib ayolini qaramog'iga qarab qoldi. Ayol mehr, muhabbat, ixlos bilan xizmatini qilyapti. Bir rivoyat esga tushadi. 30 yil hayot kechirishgandan keyin bir xotin eriga aytibdi, "Xo'jayin, meni talog'imni bering. Men sizdan ajrashaman." Iye bollar katta bo'lganda yaxshimiz, hayotimiz hech bir urush janjal yo'q. Nimaga men taloq beraman senga? Talog'imni bering, ajrashaman. To'xtam, men bir o'ylab ko'ray, qayoqda xatolik qilgan ekanman. Deb o'sha kuni yiqilib tushib qo'li sindi. Ya alamidan chidolmay. Taloq so'rayotuvding, ketaver bor, mana qo'lim ham sindi. Mayib bo'ldim. Endi ketaver talog'ingni beraman deganda, "Yo'q, xo'jayin. Talog'imni bermang. Endi xizmatingizni qilaman. 30 yildan beri siz bilan yashagan bo'lsam, biron marta kasal bo'lmadingiz. Biron marta biron joyingiz og'rimadi. Men Xudodan qo'rqdimki, men bir Alloh bexabar bo'lib qolgan bir munofiq bilan hayot kechirayapmanmi? Hech bunga dard bermaydi Alloh. Shuning uchun bu bandadan yiroqlashing deb talog'imni so'radim. Endi Xudo dard berdi. Endi astoydil xizmatingizni qilib duoingizni olaman" degan. Ya Rabbi, mu'mina ayollarimiz qanday go'zal. Güzel digende kaş kuz çırayı mez. Mumine ayarlarımızı kalbi münce güzel. Münce ulanın haya ibası güzel. Lekir elbette bularını mündey buluşge imallik, etikadlik, vicdanlik erlerimizi hulka hem sebep.
esregin hemişe hemmemiz ya Rab. Dualarımızı evvelini ahirini daim şu iltica bilen buladı. Ha azizler uzu esresin. Lekin Allah Teala iterken ey bendem esreganım senge akıl bergenim emas mı? Şu min bergen en ulu nimetlerden biri bugün akıl bilen ottan sudan uzini ihtiyat kılasan. Belen tamlardan uzini peske taşemiysen. Huddu şu akıl bilen harakat kıl. Men yana senge berekat beri. Hazreti Umar raziyallahu anhu'nun halifeliği de bir kariye bilen bir yigitte ap gelişti. Kariyanı peşanesi yarılıp kanakıp durardı, kozu kokarken. Bunlar kim dediler Hazreti Umar? Mene bu oğlu, bu atası, atasını urup başını yarıptı, kozunun teyini kokartırıptı. Ey bala, atanı uruş, günahı azimliğini bilmedi mi? Allah'tan korkmadı mı? Ya Amir el-Mu'minin etiyetken Allah'ız kim? Neme o? Günah digen söz neme? Ben fakat pada bakışını malge karışı bilemem. Hazreti Umar tecrübelenip ateke karadı. Oğlinge günah savabı düşündürmegen mi sen? Allah'ını bildirmegen mi sen? Mal bakışı örgütüp ben başka neresine vakt yapamayacağım ben. Seniye mal deyip uruvarıptı da aldın urget, aldın karz bir son karzını talep kıl. Atada perzantı üçte büyük hakkı var. Yakşı nam koyuş, terbiyat biriş, belagatki yetkende üylentiriş ya uzatış. Nam koyup namge münasip terbiyeleş gerek. Daniyar deyip koyuladı. İlmi yar bosun daim. Bahtiyar, bahtiyar bosun deyip. Bana şu bahtiyar, daniyar, bahadır buluşluk için ata mihnet kıl. Oktkin, ilimli kıgın. Elhamdülillah müstakillik sebebiden biz goya avval bir akvaryum içindeki balıkçalar bulsak bu akvaryumdan çıkıp dengizge ummanga kırdık. Yol hemen cayga açıldı. Okşge, ilim organişge, hunar organişge cüde katta imkaniyetler açıldı. Ata her kança havas kılıp, niyet kılıp intilsen talihine yetedigen zamana geldin. Kitap dokanları da fen kitapları bilen birgelikte dini kitaplar durdu. Kur'an tafsiriden o hadis tercimelerden her kıl uluğ zatlarını ugut nasihatlerden dünyavi ilimlerden kaysi kitap bana al, oku, oku, düşüntür, bildir, harekat kıl. Niyetinge yetesen, Allah Ta'ala igem karigende harb olup kalışlıktan esriydi o zihni harekatin bilen. Baht saadetki yetkizedi o zihni harekatin bilen. Dünyaga kirip dünya işini kılıyetkeninde digenikeller Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ulmeydigan dik hareket kıyın. Ahiret işini namaz okuyetkeninde ibadet kılıyetkeninde irtege ul kılıyetkendik ibadet kıyın. Dünya işini ulmeydigan dik hareket kılış bu ahirge mükemmel yetkeziş. Ölümünü islam ibadet kılış bir ibadette rahatı oladı. 2000. yılı Saudiye memleketine İslam dinini 5. arkanı bulmuş, hac ibadetini eda etkeni
O'zbekistondan 4000 hoji bilan birgalikda bordik. Ibodat qilib yurgan paytlarimizda ko'zim bir sodda dil pokiza bir hoji otaxonimizga bir arabni minsimasdanroq qarab, qachon musulmon bo'lgansan, namoz bilasizlarmi, oyatni tushunasizlarmi, hadislarni eshitganmisizlar, yurtinglarda o'zi musulmon bormi degan masxaramiz savoliga tushunmagan otaxonimiz kulib tabassum bilan ha-ha deb turdilar. Men haliga arabiga aytdimki, bu odam hadislar sultoni bo'lgan Imom Buxoriyning yurtidan, din yo'lida xizmat qilgan Imom Tirmiziyning yurtidan, Burhoniddin Marg'iloniyning yurtidan deb shu so'zni gapirdimda juda qattiq o'zimga bu narsa ta'sirlanib ketdi. Kechqurun mehmonxonaga kelib to' tonggacha mana shu she'rni yozdim. Safarda bir arobiy aydi savol, javobin tingladi bo'ldi tili lol. Dedi kelding qayu yurt qay bahrdin, dedim mashhur mavorun nahrdin. Dedi ko'p mu aningda ahli muslim, dedim shohu fuqaro barcha naslim. Dedi xalqing qachon bo'ldi musulmon, dedim vaqtiki nozil bo'ldi Qur'on. Dedi yurtboshingiz nedinda a'lon, dedim ismi kabi jismi ham islom. Dedi ne yozdi dini nazdimizda, dedim Alloh yurakda qalbimizda. Dedi ne qavl urar qalbingda tug'yon, dedim sevmoq vatanni juz'i iymon. Dedi mazhabda boqdi qay saodat, dedimki ahli sunnat val jamoat. Dedi bormu hadis bilmoqqa imkon, dedim bobom Buxoriy anda sulton. Dedi kimdir aqoid ilmi nuri, dedim ustozimiz al-Maturidi. Dedi kimlar tanig'liq ahli shoir, dedim Yassaviyu Navoiy Bobur. Dedi qaysi shahar bor dilga aro, dedim Xeva Samarqandu Buxoro. Dedi qay muddaoda fozilu millat, dedim buniyod ajib ozodi davlat. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni azim shonda 40dan ortiq oyatda ota-onani qadr qimmatini bilishlik, ota-onani hurmat qilish, ota-onani xizmatini qilish, ota-onani rozi qilish to'g'risidagi oyatlar keltirgan. Bir oyat borki, Injilda ham, Tavrotda ham, Qur'onda ham o'zgarmay kelgan. Bu oyatning ma'nosi ota-ona rozi, Alloh rozi. Kim bo'lishdan qat'iy nazar ota-onani rozi qilgandan Alloh rozi bo'ladi. Norizo qilganni Alloh ibodatiga ham, taqvosiga ham qaramaydi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam zamonalarida nihoyatda ibodatga berilgan sahiy, ikki marta jihodda qatnashgan Alqama degan sahoba bor edi.
Bir kuni Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali kerramallahu vechu, Hazreti Bilal, Hazreti Umar, sahabe-i kiramlar bilen sohbetleşip oturganları da bir ayol izin sorab yığılıp girip geldi. Nima vakiye buldu deyip soradılar sarvara adam. Sahabe Alqama dostiniz ağırlaşıp kaldılar. Nihayette kattık sakratta yatıptılar. Şunu haberini bergani geldim dedi ayol. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Sufi Bilal'ga, Hazreti Ali'ga barıp Alqamani halidan haber alıyorlar dediler. Sahabeler kelişi hakikatte Alqama ağır yatardı. Bu halatı kurgan Hazreti Umar ettiler ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah degan kelime her kimnin ahirgi sözü bulsa o elbette cennetidir. Birader, La ilahe illallah ni eytin, tahlil eytin. Alqama hamma sözünü gapirer diyu La ilahe illallah Muhammedur Resulullah getirlik yemezdi. Üç durmadda kaytarışsa ham eyt almadı kelimeni. Ya Rabbi, İslam'a, dinige, yaşligiden kirgen, iman itikadı müstahkem bugün, namazhan, ruzedar, sahi, cihatta katneşken insanlı tili La ilahe illallah ki kimi yaptı ya. Sufi Bilal'ge eytişti bu vakiyeni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge yetkezin. Sufi Bilal kelib, Ya Resulallah, Alqama ağır ahvalda. Başka sözlerini gapir yaptı yu, La ilahe illallah getirli kemi yaptı. Alqama niye? Alqamanı tili, kelime, şehadet kemi yaptı Ya Resulallah. Peygamberimizi eslerige bir nerse düşkendek, Alqamanı ata anası var mı dediler? Otası yaşlıgide ötüp gitken o, anası hayat. Anası kayıttı, anası başka cahide türedi. Barın Bilal, anahan kelalsa kesirler, eğer kelal meseler, ben uzun barıp görüşemem dediler. Sufi Bilal, Alqamani anasını uyge kelip ettiler ki, sizge Muhammed Resulallah'dan selam, eğer baralsayız çakri yaptılar, baralmasayız özleri kelediler. Anahan ettiler, canım fıda busun Muhammed Resulullah'a, Peygamberimiz'e. Min hali o derecede mesmen, min uzun baramen uzattı dergahları gedir. Anahan kelip Peygamberimiz'e selam verdiler. Kelin anahanım, yukarıdan cay korsarttılar. Oğlunuz Alqama qanday yigit? Oğlum yaxşı yigit. O'zingiz mendan yaxşı bilasiz-ku ya Rasululloh. Namozxon, taat ibodatga kuchlik, sir sadaqa, jihodda o'zingiz bilan birga qatnashgan. Sizga qanaqa onaxon, sizga aman o'g'limdan norizoman. Men ko'nglim singan o'g'limdan. Ben oğlumdan arazlaganman. Razı bo'ling, razı bo'lolmayman. Juda qattiq dilimni ranjitgan. 7-8 yoshida otadan qoldi. Shu bolamga o'gay ota o'qrayib qarasa qandochi deyman deb. Butun yoshlik umrimni shu Alqama o'g'limni deb fido qildim. Yeman yedirdim. Şu balam eğer mabada bir oğay ata urup kasa, kaş kavak oyup kasa, ben bunge çidam mesleğimini bilip, umrumunu şu balamge bakşiydeki kendim. Katta buldu, üylentirdim. Oğlum uzgardı. Menge umumen itibarı yokaldı. Fakat hatınını mahdiydi, hatınıge bütün yakşı geplerini gepiredi. Men bilen umumen gaplashmay qoldi.
Bu narsa dilimga qattiq botdi. O'g'lim, men bormanmi, yo'qmanmi umuman e'tibori bo'lmay qoldi. Men bu holatni ko'rib dilim ranjib, ortiq bu uyda birga yasholmasligimizni tushundimda, men alohida bo'lib chiqib ketayotganimda ko'nglim uchun ham onajon, qayoqqa ketyapsiz? Meni boqib katta qilgansiz, xizmatingizni qilishim kerak deyish shu o'rniga o'zlari yuklarimni ko'tarib ovora berdi. Ben noroziman undan. Rozi bo'lmaysizmi onaxon? Yo'q. Bilal, Ali, maydonga o'tinni yig'ing. Gulxan yoqing. Alqamani o'sha gulxanda olib chiqib yoqamiz. Yondiramiz. Onasini norizo qilgan alqamani bir o'tda kuyishini onasi ko'rsin. Kimni yoqasizlar? Alqamani o'g'lingizni yoqamiz, yondiramiz hozir. Qalbimni mevasini yoqasizlarmi? Meni yagona o'g'limni yoqasizlarmi? Undan ko'ra men yoqilganim yaxshi emasmi? Bolamni yoqmanglar. Onaxon, agar siz rozi bo'lmasangiz, ikki marta jihodda qatnashgan ekan-u, kechalari turib ibodat qilib, besh vaqt namozni doim o'qib yurar ekan, sahobai kiram bo'lgan ekan deb Alloh jannatga kirgizmaydi. Dovzaxda onasini yig'latgan, onasini norizo qilgan alqama jahannamda yonadi. Alloh guvoh, dedi ona. Siz guvohsiz, yo Rasululloh. O'g'limdan dilim biron marta rushnolik ko'rmagan bo'lsa ham, qiynalib qornimda ko'tarib 9 oy ko'tarib yurganlarimga, o'limni bo'ynimga olib tuqqanlarimga, bir parcha etligidan boqib katta qilganlarimga mingdan ming roziman bolamdan. Bolam jannatda bo'lsin, bolam yoqilmasin. Men roziman bolamdan. Bilal, alqamadan xabar oling, dedilar sarvar olam. Sufi Bilal alqama yotgan uyga kirmasdan ostonada alqamani La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah deb jon berganini eshitdi. Ya sizlar, onalar qadamin ostida jannat. Bu so'zni Muhammad Rasul sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Sarvar olam o'zlari yuvishda ham qatnashdilar. Janozani o'zlari o'qidilar. Qabrda ko'milgandan keyin aytdilar: Ya ma'sharal ansor va ya ma'sharal muhajirin. Ey meni deb vatanini tark etib, men bilan birga din uchun Madinaga hijrat qilganlar, men bilan birga kelganlarga uyini, molini berib yordam bergan madinalik ansorlar, biz shunday katta savob ish qilyapmiz deb ota-onangiz esingizdan chiqib qolmasin. Payg'ambarni orqasida iqtido qilib namoz o'qib jihodlarda qatnashganlarni oldin qarashadi, onani, otani rozi qilganmi? Ota-onani norizo qilgan bo'lsa, ularni u ibodatiga Alloh nazarini tashlamaydi. Yo Rabbi, dunyodan o'tgan onalarimizni, otalarimizni rahmat qilgin. Hayotlarini, umrlarini uzoq qilgin. Xizmatlarini qilib, qo'limizdan kelgancha duolarini olib, bu dunyo azizligida va oxirat azizligida bo'lishligimizni barchamizga nasib ro'za aylagin. بسم الله الرحمن الرحيم آتا بلن بر اغل بر عیب اشق قلشد آتانه و اغلنه
hozirlik mahkamasiga olib kelishdi. Qilgan jinoyatlarni ko'rgandan keyin 10 darra otaga uring, 10 darra o'g'liga uring. Oldin otadan boshlang dedi. Otaga 10 darra urildi. Tishin tishiga qo'yib miqitmay kaltak yedi. Birozdan so'ng o'g'liga navbat kelib, o'g'ilni kaltaklashganda har bir qamchi urganda ota dod deb baqirdi. Ey, boya o'zingga bundan qattiq uruvdik, dod demading. Endi bolangga urganda dod deysan? Qozi janoblari, boya teri go'shimga urdinglar. Hozir jigarimga uryapsiz, og'rig'iga chidolmayapman degan. Ota hamma narsaga chidaydi. Bolasini kasal bo'lib, oh-voh deb yotganiga chidolmaydi. Bolasini qiyinchilik tortayotganiga chidolmaydi. Janglarda, urushlarda hech narsani o'ziga olmagan otalar ozgina bolasini boshiga musibat kelib qolganda dod deydi. Biling, biling, o'g'illar, qizlar, otalar mehrini, otalarni qadrini. Bir vaqt kelar, bosgan izlarin ko'zimga to't yoqlay desangiz topolmaysiz. Otamni izi bo'lsa ekin, ko'zimga surtsam deysizu iloj bo'lmaydi. Bakkaga bordik, Arafotda turibmiz, Minoda turibmiz, yetkizganiga shukur. Lekin bu armonlik dunyoda otasini yetaklab yurgan yigitlarga qarab yig'ladikki, bu baxt bizga muyassar bo'lmadi. Alloh, qani meni otam hayot bo'lsa-yu, ota jonimdan Arafotda duo olsam, Minoda duo olsam, hofisi olib ko'tarib xonai Ka'bani tavof qildirsin. Ota qadrini bola ko'rganda bildik. O'g'il qizlarni o'stirib katta qilganda ota jonimizni chekkan mashaqqatlarini, nimaga qarib yuzlariga tirish tushib, qo'llari titroq, oyoqlaridan mador ketganligini bola katta bo'lganda bildik. Yo Rab, otamni, onamni rahmat qilgin. Men o'g'ilmanmiki ikki rakat namoz o'qib, Allohim mag'firli deyolmasam o'shalarga men insonmanmi? O'g'ilman deb yuribmanmi bir piyola mayga ota-onamni ruhini olmasam? Bir piyola mayga ota-ona ruhun shodligini almashtirsin. Jaloliddin Rumiyning masnaviylarida bir rivoyat keltiradi. Bir boy hajga boraman deb haj uchun 2000 tilla atadi. Shunga haj ibodatini qilib, ulug' joylarni ziyorat qilib kelaman dedi. Shu niyatda yurgan kunlardan birida o'g'li yig'lab kirib kelib qoldi. Ha bolam, nimaga yig'lading? Qo'shnimizga kiruvdim, go'sht qovuri yeyishayotgan ekan. Yegim keluvdi, menga ol deyishmadi, berishmadi. Bizanikidan uncha-muncha non yeyishardi. Lekin go'shtlardan yegim keldi, berishmadi.
boy dedi darg'azab bo'lib. Qani yurchi? Qo'shnisining eshigini tepkirib, "Ha, go'sh yeb qoldinglarmi? Shu bolani qo'yni ketibdi go'shinglarga, uyda shuncha go'sh tursa ham, bir-birda berib qo'ysanglar nima bo'ladi? Men qo'y so'yib berardim sizlarga." Qo'shnijon, 5 kun bo'ldi. Bolalarim bir-birda narsa totimasgan. Bolalarim qarasam ochlikdan o'zlaridan ketishyapti. Ko'chaga chiqib, "Yo Rabbim, bolalarimni endi rizqini qaytdan topdim" desam, bir jarda harom uli yotgan molni ko'rdim. Allohim, menga va bolalarimga bu narsa halol. Bu masa holimiz tang dedimda, o'sha harom uli yotgan molni go'shini kesib olib kelib, qovurib bolalarimga yediryatdim. Menga va bolalarimga halol edi. Lekin sizni bolangizga harom edi. Boy aytdi, "Eyvoh! Allohim, qo'shnim shu holatda-yu, men 2000 tilla bilan hajga ketyapman. Uyiga kirib 2000 tillani oldida qo'shni bir keling. Qo'shnini turg'izib qo'yib atrofida. Qo'liga 2000 tillani berib, "Labbayk Allohumma labbayk" tavaf qila boshladi. Tavafi baytul halil kori oson ast. Tavafi baytul jalil kori mardon ast. Ibrohim Xalilulloh qurgan Baytullohni, Ka'bani tavaf qilish oson, puli bor odamlar borib tavaf qilaveradi, imkoni borlar. Asl Allohning uyi mu'minning qalbi bo'ladi. Baytul Jalil, Jalil Alloh. Allohning baytini, uyini, mu'minning qalbini ziyorat qilib tavaf qilish u mard odamni, sahiy odamni, iymoni mustahkam odamni ishi durdi. Shu so'zlarni aytib tavaf qilardi. Haj vaqtim kelib hajga borishdi. Odamlar kelishdi. Qo'shnisini tavaf qilganini, "Ya, siz qanday tez keldingiz bizdan? Sizni tavaf qilayotganlaringizni, Arafotda ibodat qilayotganlaringizni ko'rdik. Lekin yo'lda ko'rmadik, bizdan oldinroq kelib qopsiz. Hajiz muborak bo'lsin" deydi. Azizlar, ba'zilar 12 marta hajga borganman. "Ya, biz 17 marta bordik" deyishadi. Bu nima bu? Hisob qilib Allohga o'tkazishmi? Yo o'zini shunchalik zo'r deb bilishmi? Bir marta bor, puling bo'lsa boshqa odamni yuvar. Yo bir g'arib yetimga kori xayriga ishlat. Agar qalbingda Allohning uyini tavof etish bo'lsa, Allohning uyini, mu'minning qalbini tavaf qilish Rumiy aytganlaridek har kimni qo'lidan ham kelavermaydi. Allohim hammamizni bir-birimizga mehrlik, oqibatlik, yonverimizdagi quni qo'shnilarimizga qo'limizdan kelgancha buyuk mutafakkir Shayx Sa'dining Guliston degan kitoblarida bir ajoyib zarbul masal bor. Bir qatiq furush butun umr qatiq sotib Allohdan hajga pul yig'ib borishlikni so'rardi. Alloh yetkazdi. 14 tilla tanga qildi. 14 tilla tangani olib belga bog'lab safarga, haj muborak safariga yo'l oldi. Dengizga kelib hajga ketayotgan kemaga o'tirdi. Kemada
maymun o'rgatgan lo'lilar ham bor edi. U maymunning egasi maymunga hamyon o'g'irlashni o'rgatgan ekan. Qatiqchi dam olib yotuvdi. Maymun bozni maymuni kelib yonidagi hamyonni shunday oldida baland angarga qarab chiqib ketib qoldi. Qatiqchi bor yo'q boyligidan ayrilganini bilib maymun bozni tomog'iga xanjarini tag'adi. Agar maymuning pulini bermasa men seni hozir so'yib yuboraman. Seni maymuning sen o'rgatgansan dedi. Bo'ldi olib beraman dedi. Tepada chiqib olgan maymunga qarab o'zini yonidan hamyonni olib, chunki maymunlar taqlidni yaxshi ko'radi. Biroq nima ish qilsa shuni qiladi. Egasi maymunga ko'rsatib turib hamyonni og'zini ochdi. Maymun ham qarab hamyonni og'zini ochdi. Ichidan maymunboz tangani chiqazdida yerga tashadi. Yana bir tangani oldida yana yerga tashab maymunni shunday qisindib qarab turdi. Maymun bir tanganimde oldi. Kemaga qarab tashadi. Ha, Xudoga shukr deb bittasini oldi. Ikkinchisini de chiqazdida dengizga qarab otdi. Bitta tangani kemaga tashardi, bitta tangani dengizga tashardi. Yettita tanga dengizga tushib ketdi, yettita tanga qatiqchini qo'liga keldi. Ya Rabbim, tavba qildim, Allah tavba qildim. Teng yarimiga suv qo'shib sotardim qatiqni. Suvniki ketdi suvga, qoldi qatiqni puli yonga. Degan ekan. Halaldan toping, halali nasib qilsin, halalini zakatini berin, bütün avlad ajdodingizga nasib qilsin. Pul inson uchun juda hayotda kerak narsa, lekin halalini xaridor bo'lish kerak. Chunki ko'zni quvontirgan, qo'lni quvontirgan ko'p bo'lib ko'ringan harom mol hech qachon yaxshilikka nasib etmaydi. Mansur naql qiladilar. Bir kuni bir odamdan eshitdimki, falon bir shaharda bir temirchi bemalol qizigan chug'larni, temirlarni ushiydi, qo'li hech kuymaydi. Sababini hech kimga aytmaydi. Shu dunyoda qo'li o'tda kuymayotgan, chug'da kuymayotgan insonni ko'rish va uni sababini bilishni juda xohlab qoldim dedilar. O'sha shaharga keldim. Haqiqatan o'sha temirchini ustaxonasini ko'rib, bemalol chug'larni ushab bukib, qo'li o'tda kuymayotganini ko'rib hayron qoldimda va insonga o'zimni tanitdim. Uylariga olib kirdilar. O'tirdik. Birodar, bu xislat nimadan aytsangiz? Temirchi aytdi, zamonamning ulug' olim peshvosi bo'lganligingiz uchun. Mayli, bu sirni men sizga aytaman. Yosh yigit navqiron paytimda men bir go'zal qizni juda yaxshi ko'rganman. Lekin ota-onasi menga buni berishmadi. Zamon aylandi, 3-4 yil ichida men holim yaxshilandi. Ularni ahvoli tanglashib birdan yurtga ocharchilik keldi. Ko'p odamlar ochlikdan nobud bo'ldi. Mashuqamni ham ota-onasi ochlikdan o'ldi. Bir kuni choy ichib tursam, eshik taqilladi. Eshikni ochsam, men ishqida kuyib yurgan qiz turardi. Birodar,
bir birde nam verseyiz. Nihayette karnım aç. Min havai nefske, hayvani hirske berilip, men uzumunu niyetimle ettim. Eğer mene sözümge razı bulseyiz, hemen erse var dedim. Xudadan korkamandım, gitti kız. Yine ertesige cüdeyem ten halette keldi. Rader, hoşniydik, bir-birde nan berin, cüdeyem ahvalim ten. Uşa talabını men yine ettim. Şunge razı bulsen, hemen erse mühayya. Ahir Allah'dan üyelemen ve korkamam. Naçar yana gitti. Ahir kız emeklegen halde zorga keldi. Men yana uşa talabimni aytganimda Allah'dan korksam nima qilayin? Ahir Xudo jazoliydi-ku bu iflos ishni qilsam deganda men shunchalik erkak kishi bo'lib turib, yigit bo'lib turib, Xudodan qo'rqmayapman-u, bir 15-16 yashar qizni Xudodan qo'rqib ochlikdan o'lishga ham tayyorligini ko'rib, singlim, kir, mana ovqat, mana non dedim. Shunda qiz shunday yig'lab nola qildiki, "Yo Rabbim, meni gunoh qildirmasdan, gunohga buyurmasdan, fi sabilillah menga non ovqat bergan odamni bu dunyoda ham, oxiratda ham o'tda kuydirma. O't azobini bu dunyoda ham berma, oxiratda ham berma" deb duo qila boshladi. Men shu orada ovqatni islatgan o'choqqa o't yoqib islatganimda qo'limga bir chuq tegdi, lekin chuq badanimni kuydirmaganini sezdim. Ya Rabbi, duonim mustajobligini. Shoshilib uyga kirsam, qiz o'lib yotardi. Lekin duosini Alloh mustajob etdi. Mana shu duodan so'ng necha yillardan beri o't ta'sir qilmaydi menga. Qo'limni qanday o'tga chuvga qo'ysam ham kuymaydi. Alloh oxiratda ham shunday qilsin. Inson bitta qilgan katta savob ishi uchun, mardligi uchun shu darajaga yetdi. Bir ojiza, bokira, pokiza qizning duosini Alloh mustajob etdi. Bir bedevi Arab sahrada tüyasını yo'qotib qo'ydi. Obbo, tüyada endi suv ham makoniga olib boradigan markabi ham shu tüya. Tamam endi men o'ldim. Tüya yo'q, sahrada qolib ketdim deb noumid bo'lib turgan paytida oy chiqdi. Oyni yorug'ida qarasa tüyasi o'rnatdi turibdi. Tüyasını topib juda xursand bo'lib ketib, "Ey oy, yaxshi ham sen bor ekansan. Kibr haqqinga duo qiling. Iloyam martabang baland bo'lsin" desam, unda qarsa o'zi martabasicha baland joyda turibdi. "Iloyim chiroyli bugun" desa o'zi oydek. "Ey oy, sen ham dilingda bir Allohdan niyatlaring bordir. O'sha niyatlaringga Alloh yetkazsin" degan ekan. Qadimda bir podshoh juda qattiq bir kasalga yo'liqdi. Yuragini bir sichqon kemirgandek bir narsa kemirardi. Bu og'riq hech qo'ymasdi. Podsho vaziriga bu nima holat? Eronu Turonni butun tabiblari kelib, bu yurak sanchig'ini, bu og'riqni to'xtata olmasa. Shohim, yana bir tabib kelibdi huzuringizga kirmoqchi.
Zara şunu bir darısı derdinizge şifa bolar. Çakırın kirsin. Tavuk salam verip kırdı. Şahım, sizi bu keselizge çırayilik kavmetleri kilişken 17-18 yaştaki bir nevkıran yaşı gitti. Kanını içseniz sayesidir. Padişah busam, bütün bir memlekette egesi busam, tapış asan bunu. Tapiler, tavuk etti, ben uzun korsetemem. Gereğli bugün yigitti. Vazir bilen birge memlekette eğlenip yigit karıştı. Bir dehkanın yegane oğlunu bana şu bala bala. Bala ne yap gelişti? Çıraylık gelişken yigit. Ata anasını hem çakırı yap gelişti. Padişah etti. Ata anasını aldıge bir sevet bir sevetten altın koyayım. Atana aldıge bir tola sevet altın. Ananı aldıge bir tola sevet altın koyayım. Oğlanlar menge kerek, menge beresiler mi? Uzunu yokatıp koygen, dağdırap koygen ata ana padişah aldı da hey bitti oğlumuz iken minti bu sehem şahım sizge tartık boptu. Ata ananı avarıp koyuylar altınları bile. Avarıp koyuldu. Kazı ben bu yigitti soyup kanını içsem boladım, şeriatke doğru keledim. Kaza etti şahım, patva tayyar. Padişah-ı alem bu selametlik üçün fukaranı bittesini kanını içse mubah, ruhsat. Ana, ata ana razı buldu. Kazını patvası hem tayyar, cellat. Tabip kursetken dek balanı soy, kanını içemen dedi. Şunda bala asmanga karab, tabassum bilen beğubar küldü. Nemeyi kulesen ey bala? Şahım, insanın başıge derdi musibet kese kimge eytedi birinci? Ata anasıge. Ata anam hazır satıp gittiler. Yine derdini kimge eytedi, şikayetini, arzını kimge kıladı kazıge? Kazı beni kanımını, tükülüşünü, patuasını tayyar kıldı ölümümü. Kimge eytedi yine derdini, zarını, kimge iltica kıladı padişahıge? Padişah için beni kanım gerek. Ey Allah'ım! Yalgızı yarı uzun mendigen sen Allah bana yalgız buldum indi uzun yarlık gündüp külüp Allah'a kalayıp ben dedi. Şah etti ey 70 yaş gekirgen karı şah şunda imanlık itikatlık güzel yigitti kanını içip kançalık umur kurardım. Keçtim ben bu davada. Bergen sevet altınlarım canımdan sadaka bosun. Şunda şah yüreğini sençilmeyetkenini ağrımeyetkenini sezdi. Uruvem kurdu yok ağrık. Ya acep. Ben ağrık yok buldu ki bende. Şunda tabip külüp etti şahım. Asıl keseliniz alasızı berişi bilmeydiz. Sadaka ihsanını bilmeyiz. İkincisi neme kegen bosa Allah'dandı mertlik sahabatlığını kımasdiz. Asıl keselinizin sebebi bana şu yedi. Hazır canizden sadaka kıldiz.
ve mertlik kılıp balanı öldürüşlükten af etip geçirdiniz. Mertlik kılıp balanı öldürüp kanını töküşten boyun tortiniz. Bu şifa menge kereymezsiniz. Mene şu ikte nerse Allah'a yakıp derdinizge özü şifa bir. Balanı Allah'a kıyan nalışı Allah özü yarlık kılıp çiraylık kılıp balanı sakladı. İnsanlarge sığınadılar. Adamların ayağıge yıkılıp yelinadılar. Egeleri isten çıkadı Allah. Düşmanini dost kıladigan, yok caydan rızkini yetkizadigan, ota onayından mihriban Allah'ından kaçasan. Allah dedi, kant yedi, bende dedi, pant yedi. Yigitni Allah'a kıyan tezarruğu, umrida sadaqa bermagan poshoni sadaqa qiladigan, umrida biron bir mardlik qilmagan shohni mardlik qildiribdi. Bu zarbul masal unvonul bayon degan kitobda keltiriladi. Bedana bolalarini uchirma qilgandan keyin nasihat qildi. Bolajonlarim, endi onamiz og'zida bizga nasibamizni olib keladi deb kutmanglar. Endi qanot chiqasiz deylar. O'zingizlar uchadigan bo'ldinglar. Endi meni nasihatim sizlarga tinglanglar. Nasihatimga amal qilsanglar, bu musaffo osmonda uchib, yerdan rizqingizni terib yeyasiz. Qiynalsangiz ham har joy har joylardan topib, oz bo'lsa ham bitta ikkita topib kanaat kılıp rızkınızı yiyip yürüyün. Bir hıl cahide kub güne sepilip, yanıda sular yem, koyulgen bose barmen. O adamzat digen bir taife var ki, kuşlarge tuzak koyadı. Kub güne sepip koyadı da, uşadıkça konup, uşadı danıdan yiyişiniz bilen, damıge ilinip kalas. Ya bütün umurga kapasge koyup sizi yığınızı eşitip maza kılıp oturadı. Ya ki soyup şorba kılıp içi varadı. Ya ki o sizge okşagen bir bedene bilen uruşturup rahatlanadı. Min alhazar, min alhazar unaka kopsip koyulingen caylarga barmayın. Şunu ona ballarige nasihat kılıp bollariga ahpota berdi. Bir bolasi bu yoqdan cho'qib uchib yurdida, bir payt bunday qarasa, o'sha qiynalib topib yurgan narsasi ko'p turibdi bir joyda. Yonida suvlar ham, hamma narsa yaxshi. Bildi, onam aytgan tuzoq shu bo'lsa kerak. Dedi-yu, bitta cho'qiyman dedi. Bitta cho'qiganimda domga ilinmasam kerak. Deb bitta cho'qudiki, o qiynalib top yurganidan shira rohat otib ketdi bu. Ikkinchisini cho'qidi, uchinchisi, to'rtinchisiga ketuvdiki lapp etib domga ilindi. Bedana ovoz kelib qo'liga bedanani olganda, bedana, "Ha, beamalligim qursin, ha, beamalligim qursin, boshimga baloga o'zim sabab bo'ldim" dedi. Bedana ovoz hayron bo'ldi, "Sen gapiradigan bedanamisan? Ha, gapiramanman. Endi qapasinga qo'yib meni qul qilib yig'imni eshitayotasa, yo o'zimga o'xshagan bilan urushtirasan, yo shorva qilib ichvorasan, so'yib shu uch odam bittasini qilasan-da. Yo uchta nasihatim bor, shularni eshitasanmi?" Bedanavoz, bedanaga qahat kelganmi? "Sen nasihatingni eshitsam eshitay, qani ayt nasihatingni. Birinchi nasihatimni kaftingni ochib turasan, kaftingda aytaman. İkincisini uçup darakta eytemem. Üçüncüsünü uçup getirip eytemem." Bob dedi, bedene ağız kolunu açtı. Bir silkini bedene ağızı kevaldı da,
qo'lingdan ketgan baxtga hech qachon pushaymon bo'lmagin. Ketgan narsani qaytarib olaman deb obro'yingni tushirmagin. Ketgan ketadi. Ko'p odam ketgan baxtimni qaytaraman deb obro'sini tushiradi. Bir kasalga uchraydi. Allohga qo'y, sabr qil, Alloh o'zi yana qaytarib beradi. Dedi fir aytib daraxtga qo'ndi. Sizlar insonsizlar, Alloh sizlarga aqlni juda katta bergan. Bir gapni eshitsang, aql tarozingga qo'ygin. To'g'ri kelsa qabul qil. Ho'kiz tug'ibdi desa ishonib ketavermagin. Bir inson to'g'risa bir gap gapirsa ishonib ketavermasdan Xudo bergan aqlga bunday taroziga qo'yib shu gap rostmikin? Shu meni do'stim, meni ketimdan shunday ig'vo qilganmikin, rostmikin yo bu bo'xtonmikin? Bir odamni yomonlasa qo'shilib g'ibatiga qo'shilib ketavermagin. Bir masala eshitsang, oyat hadisga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Buni bir o'ylab ko'rgin. Oyatda bormi, hadisda bormi? Gaplar ko'p, betayin gaplar ko'p, asosi yo'q gaplar ko'p. O'sha so'zlarni hammasini o'ylab, asosini qilib, keyin ishongin. Dudu bir sinab ko'raydi-da bedanayam. Ey bedanavoz, meni so'yganingda, qonimni yorganingda tuxumdek gavhar bor edi ichimda. Butun bir shaharni sotib olarding u gavharga. Dudiki bedanavoz o'zini o'zi urib ko'taraverib, voy men nasihating tinglamay so'yib gavharingni olmayman. Xudo bergan ekan uchirib o'tiribman deb yig'labdi. Bir ancha o'ziga yig'lab kelib, bo'pti endi uchinchisini aytib qo'ya. Ey bi'amal, men bir marta bi'amal qilib baloga yo'liqib zo'rga qutuldim. Sen hozir ko'zimni oldida ikkita nasihatga amal qilmading. Qo'lingdan ketgan baxtga pushaymon bo'lmasam yarim soat o'zingni urib mamta yig'lading. Ikkinchisi, men bedana bo'lsam menda gohar nima qiladi nodon? Shu aqlinga sig'madimi? Ha bo'pti, uchisini ayt. Yo'q. Bi'amallarga so'z zoyi, so'z bekor. Ahmoqlarga, tentaklarga nasihat qilaman, gap tushuntiraman deban ko'p odam kuyinadi, lekin aslida johil. Unga ham sodiq bir gulistonda bir narsani keltiradilar. Hindistonning o'rmonida bir qurt bo'lar ekan, chug'ga o'xshab yaltir-yaltir qilib turar ekan. Uni bilmagan odam chug' deb o'ylar ekan. Lekin u qurt. Maymunlar ham haligi chug' deb qurtni ushab ustiga yog'ochlarni, xodalarni qo'yishib pudashurib gulxan qilamiz. Tepada buni ko'rib turgan dono to'tiqush, "Voy maymunlar, bu qurt bu chug'maz." desa, "Bordi pudashurib, voy bu qurt bu chug'maz" desa ham ishonmasmiz. Pastga tushib tushuntirayotgan ovora bo'lib ketishdi deb pastga tushganda maymunlar to'tiqushni o'ldirib qo'yishdi. Ahmoqlarga bir narsani tushuntiray desangiz, aqli olmaydi. Sizga dushmanam bo'lib qoladi. Bir zarar yetkazishni niyatini ham qiladi. Ilohim Parvardigor hammamizni rushti hidoyatda qilsin. Qarangki, tuzoqni qarg'aga qo'ymaydilar. Tuzoqni chimchiqqa qo'ymaydi. Tuzoqni bulbulga qo'yadi. Chunki bulbulning shirin nolasi bor. Bulbulning suhani bor. Qarg'ani qag'irlagan hech kimga yoqmaydi-da. Bir bog'bon ham bog'ida ishlab tursa, bir bulbul kelib shunday bir chiroyli sayrabdiki, bog'bon ishqivoz bo'lib qoldi. Ertaga tuzoq olib kelaydi, shu bulbulga qo'yib ushay. Deb ertasiga o'sha bulbul qo'nib turgan daraxtga tuzoq qo'yibdi. Bulbul tuzoqqa ilinibdi. Bulbulni olib kelib qafasiga solib, endi maza qilib eshitib o'taman desa, bulbul so'zlabdi odamchasiga. Ey bog'bon,
Endi uyingni vakili bo'ldim, a'zoi bo'ldim. Senga ham bir yaxshilik qilib qo'y. Men qo'nib turgan o'sha daraxtni tegida bir xum oltin ko'milgan ekan, men ko'rdim. Borib kavlab ol. Rostmikin deb bobon o'sha daraxtni tayini kavlasa bir xum oltin chiqibdi. Xursand bo'lib bobon kelib bulbulga, bulbul, juda dono, ko'zi o'tkir bulbul ekansan. Bir savolim bor. Shundoq ko'zingni o'tkirligi bilan yerni tagidagi xumni ko'ribsan. Nimaga ro'parangda turgan qo'poldan qo'pol tuzog'imni ko'rmading? Shakkoklik qilma inson. Seni domingga ilinish, seni uyingda qafasingda turish bu meni taqdirimda bitilgan. Taqdirdagi bor ishga zukkolik, ko'zi o'tkirlik, chaqqonlik ketmaydi. Manman degan zo'rlar bir yosh bolani ishini qilib qo'yishadi, taqdir bo'ladigan bo'lsa. Manman dono deganlar nodonni ishini qilib qo'yishadi. Taqdirdan qochib qutulib bo'lmaydi azizlar. Mu'min musulmonni eng katta bu dunyodagi yutug'i taqdiri azalga iymon keltirishida. Boshiga nima kun kelsa, yaratgan Allohdan deb bilib, o'ziga o'zi dalda berib, har qanday musibatlarni yengishdi. Har bir yigitni, er kishini Alloh payzi barakasini bersin. Lekin payzu baraka xonadonimizni bekasi bo'lgan, bolalarimizni mehribon onasi bo'lgan, o'zimizni umr yo'ldoshimiz bo'lgan ayolimizga juda katta bog'liq. Xalqimizda shunday so'zlar bor. Erni er qiladigan xotin qora yer qiladigan ham xotin. Albatta bu maqolni zamirida juda katta haqiqat yotadi. Ayollarga qanchalik e'tibor bersak, ular ham qo'ldan kelgancha o'z e'tiborlarini qarashadi. Ki qanchalik beparvo ularni mensimay, men bog'vonman sizlarni, men bo'lmasam nima bo'lardinglar deb yuboradiganlar bor. Ya bu xato so'z. O'shalar borki, obro'yimiz, kasbi korda payzimiz, barakasimiz bor. Bir odam xotinini ozodaligidan, pokizaligidan, erga qilgan e'tiboridan kunduzi yulduz ko'radigan bo'lib ketibdi. Shunchalik zehn o'tkir, shunchalik ko'z o'tkir bo'lib. Ayoli erini kiyimini har kuni almashtiradi. Bir kosaga ovqat suzadigan bo'lsa, 7 marotaba yuvib, e'tibor, pokiza, piyolalar, chinilar, bozordan olib kelingan narsalarni nihoyatda toza e'tiborlik bilan qarab, yotadigan o'rinlar toza pokiza bo'lganligidan inson qanchalik pokiza sharoitda tursa, pokiza narsalarni tanovul qilsa, dili ravshanlashadi. Aql ziyraklashadi. Ko'z o'tkirlashadi. Ko'cha ko'ydagi kasbkor barakat topadi. Bir kuni er o'zi maqtanib qopti. Ey, qadrimni bilmaysan-da xotin. Odamlar kecha zo'rg'a ko'radigan yulduzlarni kunduzi ko'rib turibman-a. Sen har qancha shunday ering borligidan faxrlansang bo'ladi. Deganda xotinlar aytdiki, er, bu bana xizmatim. Sizga qilayotgan e'tiborim, hurmatim. Ya bor, bunga o'zi Xudo menga shunaqa yuqtirgan, Xudo bergan bu fazilat. Bo'pti dedi ayol. E'tiborini susaytirdi. Ovqat suzganda kasani yo yuvsa, yo yuvdi, bo'lmasa-da artib ovqat suzib berurdi.
Piyaleler gönce itibar vermedi. Kimler hapte de bir elmestirledi gönç oldu. Orillerden bir itibar borildi. Hali adam kunduziyem kakılıp kozu yakış kurmaydı gönç olup bugün eşitken gapi ertesi geçten çıkardı gönç olup galatı bulup kaldı. Tan aldı. Hatın evvelki hürmetini, evvelki itibarını kılıyor. Bu mendeki hıslat, fazilet, bereke, zihin utkırlıkları bu sen tüfeyliyken. Beni hatayımı keçirgin. Eyal etti, Allah keçirsin hemimizi hatayımızı, bir hata insan bu muydu? Ben sizge kançelik kıvatken itibarımını Allah bilse, Allah razı olsa, siz benden razı olsayız, ben cenneti olamam dedi. Eyal. Yığınlarda savaliler var mı? Kolumuzdan kegençe cevap veremiz desek, bir gün bir yigit karaka aranı uzu halalı keyfi haram dedi. Şu keyfini haramlığını eşseyiz deyip kaldı. Keyf ne mi haram? Keyf haram değil miydi? Onda cüde kovun derse haram bu kaladı. Bir-birde nanını huzur bilen yiyiş keyif. Çankak taşına boğanızda muzdek zilal suyunu içip rahatlanış keyif. Balalarızı didarını korup balalarızı irkeleti oturuş keyif. Hayatta memnun bulup niyat kigen arzularızge yetkenlerizdeki haletleriz keyif. Keyifini doğru düşünüş gerek, onu haram deyiş gereğmez. Arağını kılmışları, insanlarını başıge saladigan cebru sistemlerini kurup bilip durguçu zat, aziz beşeriyetke bu nersanı mümkün emez, haram kıldı. Şimdi insan düşkünlükke düşüp şu nersege giriptar bu galligiden eziliş gereğmez. İradeni kolge alıp tavbe. Tavbe ki başka kımeslik. Niyette şu nerseden cüda buluşlukunu astaydıl kas kılış gerek. Bani İsrail'de bir akı uka buluşken. Uka cüdeyem ibadetke kattık birilgen. İrtek üç taat ibadette. Aka içkilikke rucu koygen. Her günü mey içim mesbolu oturad. Şunda ev aka uyalmış ismi Kudadan. Korkma ismi Kudadan, taşlasayızçı bunu. Ben sizde kuvvetken işinizden cüde üyeli var mı? Ey uka, ben bilen Allah'ımını koy. Ben uzun bilemen Allah'a muhabbetim kançeligini. Ben uzun her günü Allah'dan şu nerseden cüda kılıçligini sorayım ben. İplal mı yap ben uka? Daşnam bir urmadı. Uka ibadetke birilgenligiden uzunu anca belen alardı. Kalbini şeytanlı vasvası, tekebbür, kibir, hava egelledi. Kibir hava egellegen denkigin imanga ders gitti. Bir gün oturup ben şu okamını dilige azar verip, içkiligini gapırıp, taşlap geliyordum. Ben nime kıldım
ibadet kılıp nime mana tapıyap ben? Menem barıp akem bilen bille oturup bir meykurluk kımıyım mı? Meişet kımıyım mı? Buldu yığıştırdım namaz niyem, ibadet diyem. Barıp akem bilen kıymen geyem diyemem de. Meykurluğunu, ülpetçiliğini başla var hemen. Dip, akesi tamange karab yol aldı. Akesi mey içip durup bizden kalbi erip gitti. Ya Rabbi, menden neçi yaş küçük bugün ükem ibadette bosa, bu nerselerini kımese, men yaşım katta bop durup, haliyem aklımı tanıvami, künden kün sağlığım ketip, ibadette kimi bu amanet dünyadan şu mey bilen utip gitemem mi? Tavba kıldım Allah, menin isyanlarımını keçirgin, hazır ükemini aldıge baremende, üke canım, beni keçir, Allah keçirsin. Üke indi menge ibadette örgat. Ben tavba kıldım, ben taşladım bu işlerini indi. Dimendip teyellenip, o ukesi tamange yol aldı. Karengi tağdır kaza, ikelavları yolda vefat etti. Allah Teala periştelerge etti. İkavını niyetige yereşe, neme niyette vefat kılışken bosa, niyetige karab cennet ya da uzakka abarin. Akeni niyeti ibadet, tavbe. U cennetge. Ukeni niyeti meyhurluk kılıp, meişet kılıp, oke bilen Allah haram kıyanlar seni tenavvul kılış niyette dünyadan ut. Onu niyetige karab da uzakka. Niyet halis olsun, niyet doğru olsun. Azizler, maşine, yenge maşine satıvasak, yanıda kitabı buladı. O şey kitabını okup, pülge satıgan maşinemizge itibar korsetemiz. Kitabı da bu maşinege 76 benzinmez, 93 benzin kuyuladı. Eğer 76 kuyulup kalsa, tez işten çıkadı. Onu okuyan maşinenin egesi elbette onge amel kıladı. 76 kuyumuydu, 93 kuyadı. Maşine büzülüp kalmasındı. Ey insan, maşinenin canı temirden buna ayedin. Allah'ın kelamı Kur'an sizi biz insanların kitabı ki. Allah kitapta benden şundey zilal sularını, meyvelerini, şerbetini, sütlerini sen için şirin, halal kılıp yaratken ben. Şularını istimal kıl, sağlığınge, selametliğinge, imanini, müstahkemliğinge işletkin. Bu akıldan cüda kıladigan, sağlıkka zarar, abrudan acret edigan, bu haram narsaga berilmegin, bunu içmegin. Takdir kıp koygan hayatinge hem yetip varalmaysan. Dib men kılingan narsanı, özünü kitabıda, özü için eytilingen faydaga amel kımaydı. Goya, yürek başka satvaladı, ciger başka satvaladı. Maşinenin ki tapılmaydı da ona ihtiyat kıladı. İnsan şu bilen, özünü Allah'ım takdir kıpıyken takdirigeyem, birgen abruyu izzetlerge hem özü sebep oladı, cüda buluşuyor. Na umut bumen, niyette doğru kılın, Allah men etken nerselerden uzizi teyin. Allah iki dünyayızı aziz mükerrem kısın. Bu fani dünyaya kimler gelip kimler git. Yaxşı olup olmayın yaman kaldı mı? Hemme uz davr uz zamanası da gelip git. Bir uluğ zat etkenleridik, keldiler, kettiler,
keldik, ketemiz. Keladılar, ketediler. Pahlavon Mahmuddek bir ulu zat, ikki misra baytda insoniyatga qarata shunday deydi: ey xo'ja, chara az in jahon bexabari, روزان شبان در طلبی سیم و زری، سرمایه تو از این جهان یک گس کفن است، آن هم بگمان است که بری یا نبری. ای خوجا، ارتلبتن تا کچکچه نه آقبتن نه عبادت نه نه ثواب ایش خیال اینده یوک سیم و زر یغش بلن آوارسن، آقبتیم یغشترب قویدین، فرزن تربیسنیم یغشتردین، عبادتیم یغشتردین، سیم و زر یغش آوارستسن. او بو دنیادن آب کتدگان سرماین، شونچه یگروب یلگنیم بلن برگز کپن، او برگز کپنم الله نصب ایتسه بولده، نصب ایتمسه بی کپنم کتب قلسن. قرنگ جنازلرده ترمز، جانی چقن انسان نیچی یل mehr muhabbat bilan qurgan uyiga bir kunga sig'may qoladi. Tez o'rkovga bor, yug'uchini olib kel, tovutni olib kel, tez bo'laylik. Hamma tez yugurishdi. O'g'liga: uka, dadang shu hovlisini juda yaxshi ko'rardi, ke bir chekasiga ko'mib qo'ya qolaylik. O'sha eng yaxshi ko'rgan farzandim yo'q endi. Xaloyiqlar mozoriga oboraylik, deydi. Zo'r zo'r mashinalar turibdi, unga qo'yishmaydi. Zo'r zo'r kiyimlarda emas, eng arzon surupda kapanda o'ralib, yog'och sandiqqa solinib, osmonga emas, qora turpoqqa qo'yiladi. Inson bilan faqat o'sha qabrni ichiga iymoni, ibodati, savob ishlari kiradi. Farzandlar, yiqqan mol-dunyolar, mansablar hammasi go'rni tepasida qoladi. Ichiga kirib yoritadigan, hamroh bo'ladigan ibodat, iymon, amali solih. Bu ulum hammaga barobar ham haq. Alloh taolo aytadi: qiyomat kuni, oxirat kunida biz sizlarga bergan hamma ne'matlarimiz to'g'risida so'raymiz. Ne'matlarni qadriga yetdingizmi? Tan joningiz sog' yetti mucha but bo'lib dunyoda yashadingiz. Aql zakovat. Erdan so'raydi: kuch quvvat berdim, erkak qilib yaratdim, jufti halol berdim, shirin shakar farzandlarni berdim. Shularni qadriga yetdingmi? Risoladek hayot kechirdingmi? Ayoldan so'raydi: nozik latofatlik, go'zal jins ayol ona zoti qilib yaratdim. Solih bir insonni jufti halol qildim. Shuni qadriga yetdingmi? Bolalaringga yaxshi tarbiyat beroldingmi? Azizlar, dunyoda hammamiz
mümin müslümanımız deyimiz. Müslümançılığını, kanun kaidelerini, hayat türmüşü de asrını bilemiz mi? Yer kendi hakları var gerdeni de ailesine, ayalige nispeten biledi mi? Ayal erige nispeten kendi hakları var biledi mi? Sizlerge mübarek hadislerden Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ni sizi bizge teyillegen sözlerden gapirib o'tgan bo'lamiz. Muaviya Haydata o'g'lidan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamdan so'radim deydilar. Erni gardanida xotinni qanday haq huquqlari bor ya Rasululloh? Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Birincisi iktisat. Yaxşı taamlantirib, yedirib, bakşin. İkincisi kiyintirişin. Kiyimlerden haber alışın. Üçüncisi hiç kaçan urmasligin, aynıqsa yüzüge urma ayalini. Törtüncüsü, hiç kaçan anasıdan, atasıdan, zatıdan hakaretlenip tahkır sokunuşlarını kımagin. Dostliğini bu sözler bilen düşmeninge eylentirip koymagin. Arazlegeninde üyden çıkıp gitmesten başka hanede bugün. Muhterem biraderler, hatta bazıda namaz khan, ibadette men hacgeyen barıp geldim digerlerine hatınıge tahkir hakaretlerine eytvargenini guvahiyen bu kalemiz. Hatta bazılar bar pul tapki bazarga bar, kakı barsayın bar pul tapkin yerini gerdeni de parz aileni başkarış bakış ana ayal bu ana parzellerge kuprak mihir ulaşıp ballarını kadrını akıbetini kütarış okudan mektepten kiliş barışıge karidigan kuçadan mihnet kılıp pul tafif giriş bu irni gerdanige yüklengen vazifedir. Ümmü Seleme anamız rivayet kıladılar. Ümmü Seleme anamız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni cüfte halallerden biri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Kayısı bir hatın dünyadan utkende eri men şu hatınımdan minden min razı mendise, bu erini razılığını tapken ayal elbette cennet kekiredi. Ey azizler, bizi Özbek analarımız, ayallarımız ne fakat er kayın ata kayın ana hizmetini, kaynapa kayın singillerine hizmetini, hürmetini cayge koyadı. Benimce bram bir dünyada bu mesekerek Özbek ayalıdaka hatta cüftü halalını ciyanını sizlep hürmetliydigan ayallar. Kayın ana kayın atanı hizmeti ve hem şu irni razılığını tapaydı. İrni razı kılaydı şu hürmetlerini cayge koyadı. Ben uzun en çeyillik damla imam ben. Vakti de hatınını kadirge yetmegen, tahkirlegen
ayolı dünyadan o'tganda dod deb yig'lab tovuti tepasida mingdan ming roziman bu ayolimdan degan yig'lab turib aytgan erkaklarni 100% guvohiman. Xalqda bir so'z bor. Xotin xorlagan xotin uvoliga uchraydi. Erni xorlagan er uvoliga uchraydi. Tirik paytida er xotin bir-birini haq huquqini, bir-birini chin yurakdan hurmatlab rozi qilmoqligi kerak. Abu Hurayra roziyallohu anhu sahobai kiromlardan eng ko'p hadis naql qilgan zot aytadilar: Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni huzurlariga ayollardan elchi bo'lib bir ayol keldi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga haligi ayol aytdiki: Erkaklar jihodda qatnashishadi. Jamoat bo'lib katta jami masjidlarda namoz o'qishadi. Ular bizdan ko'p savoblarga ega bo'lyapmiz. Bizga ham jihod qilish yo katta jami masjidlarga borib jamoat bo'lib namoz o'qisak bo'lmaydimi? Sarvari olam, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Sizni elchi qilib yuborgan barcha ayollarga ayting, ularni jihodi oilaga qarab erini rozi qilish, bola tarbiyalash, eri ishdan mehnat qilib kelganda taomini tayyor qilish, libosini yuvish, qarash, ayollar uchun jami masjidga borib jamoat bo'lib namoz o'qigandan, jihodga qatnashgandan oilaga bosh bo'lib beka bo'lishligi eng katta savobki bu ayollarga farz qilingan. Men hayronman, ba'zilar erlarni umuman nazar pisand qilmay, eri ishdan kelib: Onang qani? Da'vatga ketganlar. Amri ma'ruf qilgani ketganlar. Ovqat yo'qmidi? Yo ancha bo'lgan ketganlar. Ayol kishiga ko'cha-ko'yda yurib, amri ma'ruf qilib, da'vat qilib yurishlik buyurilmagan. Bu ish bo'lganda Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam zamonlarida bo'lardi. Onalik hamma narsadan ustun turadi. Onalik bu ulug' ne'mat. Yana Abu Hurayra roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi bu muborak hadis. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytdilar: Qaysi bir ayol 5 vaqt namozni vaqtida o'qib, eriga xiyonat qilmay, erini hurmatlab o'zidan rozi qilsa, jannatni xohlagan eshigidan kirib ketadi. Lekin afsus, ba'zi bir ayollar erlarini kam pul topishida, boshqa bir qo'shnisini imorati balarroq qurilib qolgan bo'lsa, unga bir hasadi kelib, g'ashi kelib, shunday bir solih erini dilini ranjitib qo'yadi. Axir bu rizq nasibani Alloh beradi. Birovga bir, birovga ko'p, birovga kam, bu taqdiri ilohiy. Lekin shu ayol tushunsin, erini halol pokligi, xotiniga xiyonat qilmasligi, yaxshi bir insonligi toji taxtmasmi? Baxtu saodatmasmi? Uch qavatli imoratga o'tirg'izib qo'yib, er maishatchi, xulqi buzuq, har qadamda xotiniga xiyonat qilib,
farzandlarını noto'g'ri yo'lda tarbiyalab yuradigan eri bor odam u baxtlik emas. Solih, namozxon, iymonlik, e'tiqodlik erni jufti haloli bo'lgan xotin eng katta baxt, saodat. U ham er, ham xotiniga ustoz, ibodatni o'rgatadi. Sabr qanoatni tushuntiradi. Farzandlarga yaxshi tarbiyat berishni o'rgatadi. Ko'proq ayollarimizda bir hasad jo'sh uradi. Shu hasad tufayli ko'p gunohlar, ko'p kelishmovchiliklar, qo'ydi chiqdilar paydo bo'ladi. Musa alayhisalom yangi payg'ambar bo'lib Alloh bir mo'jiza asoni berib o'sha mo'jiza bo'lgan aso bilan ketyassalar yo'lida bir zot ko'rindi. Odam desa unday odamga ham uncha o'xshamaydi. Siz kimsiz dedi Musa alayhisalom. Men azozilman avvalgi. Hozirda mal'unga aylangan shaytonman. Oldimdan kessin deb Musa alayhisalom asoni ko'rsatuvdilar. Shayton kuldi. Ey Musa, men aytayapman-ku, azozil edim, shaytonman deb. Men bu asodan qo'rqmayman. Jannatu do'zaxni ko'rgan shaytonman. Allohning eng yaqin suyukli bandalaridan bo'lgan behisob farishtalarning ustozi bo'lgan shaytonman. Men faqat qalbi sof odamdan qo'rqaman. Qalbi sof odam duosi tez mustajob bo'ladi. Agar 1000 ta odamning ichida bir qalbi sof bo'lmasa, 1000 tasini bir pasda adashtiraman. 100 tami, 10 tami, shuni ichida bitta qalbi toza, sof bo'lsa, adashtirolmayman, ularni oldiga yaqin bora olmayman. Qalbi sof odam kim? Hech kimga hasad qilmaydigan odam qalbi sof odam. Ey Musa, nasihat qilaman, eshitasizmi dedi. Ya Rabbi, shayton menga nasihat qilmoqchi, eshitaymi? Eshiting dedi Alloh. Adashtirgani kelganda men to'xtatib qo'yaman dedi. Ayting. Hech qachon takabbur bo'lmang. Kibr hamma ishni xorlikka olib keltirib qo'yadi. Toatga bino qo'ymang, hali qabuli bo'ldimi, bo'lmadimi bilmaysiz. Ilmizga havolanmang, u foydalik ilm bo'layaptimi yo nafoyda. Bino qo'ydim toatimga, ilmimga havolandim, hech kimni mensimadim, shayton bo'ldim. Kimki takabbur ekan, oxiri xor bo'ladi. Ikkinchi so'zim, hech kimga hasad qilmang. Dunyoda hamma balo, hamma janjal, urush, hatto qon to'kilish hasad tufayli bo'ladi. Otaylar odamni o'g'li ukasiga bo'lgan hasad tufayli ukasini o'ldirdi. Shu bilan yer yuzida qon to'kilish, odamlar bir-birini o'ldirish paydo bo'ldi. Nimadan? Hasad ko'rolmaslikdan. Ko'rolmagan odamini g'ibatini qiladi, ig'vosini qiladi, orqasidan har xil bo'xton uydirmalarni to'qib chiqasadi. Iloj qilsa o'ldiradi. Uchinchi so'zim, hech qachon nomahram bilan, sizga mahram bo'lmagan begona ayol bilan yolg'iz o'tirmang. Ikkalovlaringizni o'rtangizda o'zim elchi bo'lib zino qildirtiraman. Zino shunday kasofat ishki, ertaga haniq bo'ladi degan yaxshi ishni yo'q qildirtirib yuboradi. Insonlarni niyatga yetkizdirmaydi. Insonni nopok qilib qo'yadi, qalbini qoralaydi.
hiç kaçan zinoga qadam qo'ymang. Nomahram bilan yolg'iz o'tirmang. 4-chi so'zim deganda Alloh to'xtatdi. Ey Musa, endi aldashni boshlaydi. 3-ta haq so'zni gapirdi. Buyog'iga endi ishonchsizga kirib, yolg'onga adashtiruvga boshlaydi. Shunaqa insonlar bor, shaytoniy insonlar. Rosa ishonchga kirib olgandan keyin, ildizingizni bilib olgandan keyin tomiringizga bolta uradi. Ular shayton sifatli insonlar. Amir Temur sahib qiron yangi podshoh bo'lganda ikkita zo'r olimni bir sinamoq uchun shikorga taklif etdi. Biri Abu Said Baraka, ikkinchilari nihoyatda o'sha zamondagi yetuk alloma olim. Otda uchalovlari bir tekizda ketayotganda Abu Said Barakani oti oldinroq ketib qoldi. O'rni keldi dedi-da Amir Temur allomaga qarab, bu Abu Said Barakani ja zo'r olim, taqvo avliyo deysizlar. Men podshoh bo'lsam, siz bir alloma bo'lsangiz, mensimasdan ketib qoldik. Shohim, bu insonga Alloh shunday ilm berganki, osmonga uchib ketmayapti hali ham. Bu zotni o'tirgan oti bu insonni ulug'ligidan osmonga uchib deb tez ketib qolyapti. Bu inson bilan ham zamon bo'lganimizdan Allohga shukr qilaylik. Juda taqvo olim odam. Otni bir qamchilab Abu Said Barakaga yetib olgan Amir Temur so'z boshladilar. Bu alloma ja olim avliyo deysiz, bizni mensimasdan bir ot bilan yetib olay demay orqada kelyapti. Bu qanaqa odam o'zi? Abu Said Baraka aytdilar. Amirim, bu insonni ilmi shu darajadagi haliyam yer zamin ko'tarib turibdi. Bu zot mingan ot bu odamning ilmi-yu taqvosini ko'tara olmay sekin kelyapti-da. Bu inson bilan ham zamon bo'lganimizdan Allohga ham sano aytaylik. Alhamdulillah dedi Amir Temur. Olimlarim ittifoqkan, albatta fuqarolarim ittifoq bo'ladi. Agar olimlarim noittifoq bo'lsa, fuqaro undan battar bo'ladi. Endi bemalol yurish qilsam bo'larkan, yengilmayman. Ittifoqlikda, do'stlikda juda gap ko'p azizlar. Hazrati Anas roziyallohu anhu rivoyat qiladilar. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam sahobalarga aytdilar. Jannati odamlarni aytaymi sizlarga? Ore ya Rasululloh ayting. To'g'ri, pok, sodda dil odamlar jannati bo'ladilar. Bir birodari uzoq joyda kasal bo'lib qolgan bo'lsa, shu birodarini fi sabilillah ko'rgani, ziyorat qilgani borgan odam jannati bo'ladi. Jannati aniq ayollar ham aytaymi? Jannatiyligi aniq bo'lgan ayollar aytaymi dedilar Muhammad sollallohu alayhi vasallam. Ayting yo Rasululloh. Eriga do'st. Erini haq huquqini o'zinikidan ham qattiq e'tiborga olib hurmatlaydigan. Bolalari ko'p. Har bir bolasiga mehr muhabbati kuchli bo'lgan. Eri g'azablanganda, bir narsadan asabi buzilganda
eriga shirin so'zlarni gapirib erini tinchlantiradigan ayol haqiqiy jannati ayol dedilar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى قرآن عظيم الشاندا مرحمت قلب ايتدي كي استعيذ بالله أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين Ey Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, körmeysiz mi dinsizlerinin fiilini? Bilesiz mi dinsizlerinin iki de alameti var? Biri yetimge hiç rahim şavkati yok, yardım sorup kese urup haydiydi. İkinci bilgisi garip miskillerge rahm şavkati yok, hiç yardım belgisi yok ve yardım berişge ham hareket kımaydı. Cennetilik belgisi, mumillik belgisi, rahmdillik, mihirlik. Allah uzunu en birinci sepeti Rahman, bahayet mihriban. Rahmdil ikkinchi sifat. Bandalaridan ham eng birinchi mana shu sifatlar bo'lishligini Alloh talab etadi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi bu muborak hadis. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Kimki bir yetimni ha karındaşı bosun, ha begane bosun, katta bugünce kefilligini alıp, şu yetimge karese, cennette meni yanımda birge oturadı. İkide barmağlarını birbirge cüflep durup, mene şun daha yakın boladı, korsettiler. Her bir insan, en yanıda, alıp oturadigan adamını kendi adam buluşunu haliydi. Rahimdil, mihriban, sahi. Ana şunday insanlarını kalbi pak buladı. Aytmadılar, başka bir savab işlerini kigeller, yanımda oturadigalleri yok. Yetimini başını silip, yetimge atalık kigen adam cennette birge buladı mıyım? İbn Abbas radiyallahu anhu rivayet kıldı bu mübarek hadisi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken ikeller. Yetim hürmette bugün hanedanda bereke var, payız var. Yetimini hürmet kigen hanedanını Kuda hiç kaçan harlamaydı. Azizlikte kuladı. En har hanedan yetim baru yetimini şum yetim bela yetimdi, ballardan acratıp, o yetimge hiçbir rahim şavkat kımıydıgan hanedan, berekesiz hanedan, en tüben hanedanlarının birige eylenettiler. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem etken ikeller, cennetke peygamberler cümleden min aldın kiremenu, lekin bir ayollar bor ki ular mendan ham oldin kirishga haqli bo'lib qoladi Alloh huzurida. Sahobalar so'radilar, qanday ayollar? Yosh bolalari bilan beva qolib, yetim bolalariga o'zi ota ham ona bo'lib boqib katta qilgan ayollar payg'ambarlardan ham oldin jannatga kirishga haqli bo'ladilar.
mihir, rahm, şavkat, akıbet bazarda satılmaydı. Bu bir ilahi tamamdan beriladigan kalp ki balalariga rahm şavkat. Bu acib dünyada birovlar tırnaqqa zor bo'lib bolam bo'lsaydi desa, ba'zi bir xillar nopok yo'lda yurib bolalarini tirik yetim qilib tashlab ketadiganlar bor. Onalar bor, qadamlarin osti jannat. Lekin hayu havasını bolalar mehridan ortiq ko'rganlar ham bor. Abu Darda rivoyat qilinadi bu hadisni. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam Abu Dardoga qarab aytdilar: "Qalbing yumshoq bo'lishini xohlaysanmi? Rahimdil bo'lishligini xohlaysanmi? Rahim jannatga olib boradi. Duoing qabul bo'lishini xohlaysanmi? Maqsadga yetishni xohlaysanmi? Albatta ya Rasululloh. Yetimga rahim qil, yetimga rahim qil, yetimga rahim qil." Chunki Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam onani qornida yetim bo'lganlar otalari tug'ilmasdan dunyodan o'tdi. 6 yoshda onadan ham ajralib butun bir yetim bo'lib qoldilar. Buvalari qaradi, 9 yasharda buvalari ham o'tib, amakilari Abu Tolib ser farzand odam o'z qaramog'iga oldilar. Og'irligim kelmasin deb ob zamzam suvini ichib qornim to'q deb yurardilar. Va aytardilar, kimni qo'yi echkisi bo'lsa, xolis boqib beraman, qariyman. Dardni dard chekkan biladi. Yetimlikni yetimlikda katta bo'lgan biladi. Shuning uchun kimki yetimga qarasa, jannatda meni yonimda o'tiradi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam hayit kuni namozdan chiqib sahobalar bilan ketyassalar, bolalar o'ynayotgan joydan chiqib qoldilar. Hayit kuni bolalarini yaxshi kiyintirib, tuyalariga mingashtirib, tuyada o'ynatayotgan otalar ko'rib zavq shavqlari kelib turdi. Banogoh bir chekkada yig'lab o'tirgan bolaga ko'zlari tushdi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam bolani oldiga kelib, "Nimaga bolalar bilan o'ynamay o'tiribsan? Nimaga yig'layapsan?" "Ya Rasulullah, otam jihodda shahid bo'lgan. Onam boshqa erga tegib ketdi. O'g'ay ota menga kiyim olib bermadi. Uni o'rniga uydan ham haydab chiqasdi. Otam bo'lsa meni ham tuyaga mindirib, yangi liboslar kiydirib o'ynatardi" deb ko'nglim uzilib yig'layapti. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Men otang bo'lishni xohlaysanmi? Oyisha onang bo'lishni xohlaysanmi? Fatima opang bo'lishni xohlaysanmi? Hasan Husan jiyallaring bo'lishni xohlaysan? Yig'lama bolam, men otangman. Tuyangiz yo'q" dedi bolaligiga borib. "Nimaizga mindirasiz, ana ular tuyasida mindirib yuribdi." "Bola, men senga shunday zo'r tuya bo'laman, chiq ustimga." Yetim bolani
yelkelerine oturgızıp kotarıp yügüre başladılar. Tüye lokullab yürüdü, lokullamaya sığdığında sarvara alem tüye de lokullab yürüş kıldılar. Tüyelerden bir avaz çıkadı. Af, af degen avaz. Bu hatta Arap dili de keçir degen mananıya bildiredi. Af. Ularının tüyesinden şunday avaz çıkıyordu. Siz ne mecimsiz degen de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Af. Af deyip avaz çıkarttılar. Şunda Cebrail aleyhisselam kelip, ey Allah'ın rahmdil Habibi Muhammed Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, yine bir mette af deseniz alemge ot getirdi. Bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mi? Yetimlerge, yığılıp durgen bir gudakke bir fark aramagalları da balanı şu erkeletip üylerge ap getip üylerde o bala terbiye kurdu. Lekin afsus bir yıl ötkenden kiyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan o dünyaya rihlet kıldılar. Şunda bala yanayam hattıq yığılaganda Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu gelip, ey balacan, fakat bugün senmez, hammamız barcha Müslüman alemi yetim buldu. Şunday insanlarını hayatta köremen ki namaz okuyun dese keçesi bilen okup çıkadıyam. Her günü roza tutun ya künara roza tutun dese kıladıyam. Lekigin bir yetimge rahim kılıp üstü baş alıp berişge karnı ağrıydı. Sen bir yetimge koynak abersen Allah seni balenge bir kestim şimlik egesi kıp koyadı. Sen bir yetimge az yine yardım verip koysan Allah senge bunu min beraber kılıp kaytaradı. Hayri ihsanlar kılışadı, karnı toklarını çakırıp pullarını saçladı uzlarını kursatış için. Lekigin bir yetimge, ya yetim bala mı, ya bir yetim kız mı, şularga bir manevi, maliyevi bir yardım berişge, hiç kaçan hayallerge keltirmeydi. Dünyada, mene şunday Allah'ını kop, sınavları var, azizler, bu sınavlardan kalbi paklik bilen, mihir akıbet bilen otamız. Özbekistanımızını peyzi berekatı hemişe berkarar bulsun. Hazır ki mihribanlık üyüdüp namleniyetken yetimler üyüde cüde yakşık perverişler yetimler halinden yakşı haber almadı. Hatemi sahi insanlar var. Şunun için hem azizler afet belalardan irhab olamız. Yetim yığlese dünya lerzege kip giderken yetim külse hursam bosa uşa cayge şundeyi Kudanı rahmeti ağlarken yetim dua kılışı bilmiydi o bala hursam bugün Allah korup durdu.
Parişteler yetimni başını silib bir yangi koynak kiyib qornini to'yg'izib yetgani uchun butun parishta haligi yetim parvar insonni haqqiga Allohdan talab istig'for so'rab turishadi. Ilohi yurtimiz obod bo'lsin. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Bir rivoyat yodimizga kelib qoldi azizlar. Bir akuka otalari o'lib yetim bo'ldi. O'lishdan oldin otalari vasiyat qildiki, katta o'g'illariga sen endi o'zingni ushlab olgan haligi meni bolamni ukayni merosi sen tanisan Yamanda bir odamga berganman. O'sha odamni topib ukayni merosini olib bergin. Merossiz qolib qolmasin. U odam omonatlik odam, omonatni saqlab turibdi. Ukalarini olib otasi o'lgandan keyin Yamanga qalab yurdi. Madina orqali o'tirlar ekan, Madinaga kelganda bir xurmozorni oldida tuyadan tushib aka uka dam olishayotganda tuya o'zidan o'zi bir harakatga tushib bog'ni davolini buzib xurmozorga kirib ketdi. Xurmozordan bir qariya chiqib tuyaga qarab bir tosh otuvdi. Tuya yiqildi, o'ldi. Tuyasini o'lganini ko'rgan darg'azab bo'lgan yigit toshni olib qariyaga qarab otdi. U ham o'sha zahoti qariyani ham boshga olib o'ldi. Bog'dan ikkita aka-uka yigitlar chiqib bu yetim bo'lgan aka-ukani ushlashib Hazrati Umar xalifalik zamonlari edi. Hazrati Umarni oldilariga olib kelishdi. Hazrati Umar sahobai kiromlar bilan kengash qilib o'tirgandilar. Nima gap bo'ldi? Mana bu yigit tuyasini deb otamizni urib o'ldirdi. Bola bo'yniga olib yigit ahvolli voqeani aytib berdi. Hayvonni deb insonni o'ldiribsiz. Qonga qon bu bolalarni talabi haq. Endi chora nima qilaylik? Otamizni xunini so'raymiz, qatl qildiras. Bola aytdi yigit, men qilgan jinoyatimga jazo olishga tayyorman. Lekin rahm qiling. Men qo'yvoring Yamandan ukamga ukamni merosini olib bering. Nech kun muhlat bo'lsa, men shu muhlatda yetib kelaman. Axir siz qochib ketsangiz, shun bilan sizni qaytdan topamiz. Men iymonimni qo'yib ketaman. Men Muhammad Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam ummatlari musulmonman. Musulmon musulmonni aldamaydi. Endi sizga bironta odam kafil bo'lganda boshqa gapirdi deganda eng katta sahobalardan bo'lgan Abu Zar G'iffori turib men shu yigitga kafilman. Aytilgan muddatda kelmasa men turibman dedilar. O'ylab kafil bo'lyapsizmi? O'ylab kafil bo'ldim. Bir oy muhlat berildi. Bir oy oradan o'tdi. Belgilangan vaqt kechikib qolyapti. Aka-ukalar Abu Zarga qarab aldab ketdi-ku, bilmaganingizga kafil bo'ldi. Kafil bo'ldim, men turibman. Mana men turibman-ku. Mana nima qilsanglar qilasizlar deganda terlagan, charchagan holda yigit kirib keldi. Hazrat Umar aytdi:
Allohu akbar. Keling o'limiga yugurib shoshilib kelgan yigit keling. Shunchalik yugurib xavotir olib tezlab kelishingizni sababi nima? Ey Amirul Mu'minin, bir oydan biri Allohdan umr so'raymanki, iymonsiz ketib qolmayin. İmanımı koyup kegen ben ahır. İmansız olup kasem ben ne meklemen. Ben şu yerde kaldırgen imanımga vademge yugurup geldim. Mene geldim imansız trik yaşap yürgenden. İman bilen oluşum afsal ku. Ahiretimde beni mumin müslümanlıgimge guvah beredigen imanım ku. Abu Zer aytdilar, Nabiyimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem o'tganlariga hiç qancha vaqt bo'lmasdan musulmonlar ummati Muhammed bir-biriga ishonmay qoptiku, o'rtadagi ishonch ketibdi-ku degan so'z bo'lmasin deb umrimda ko'rmagan bolaga kafil bo'ldim. Iymon so'zini aytganda, Rasul akram sallallahu aleyhi ve sellem nomlarini olganda ben bunu yat begane deyişke Allah'tan korktum. Allah Kur'an'da innemel mu'minune ihve digen mu'minler birbirine bir ata anadan dünyaya kegendik akuke digen. Min özümünü bir ukemge kefil buldum. Şunda İkide akuka ornadan turup biz ham Muhammed Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i ümmetimiz keştik atamız zuhununu münday imallik etikadlı yigitti öldürgenimiz bilen atamız tırılıp geledi mi?